Hindistan'da ortaya çıkan rahatsızlık Irak, Mısır, şimdi de Meksika'ya ulaştı. Allah korusun. Çift görme, bulanık görme vesaire vesaire, tedavi edilmedi mi, tedavisi de mümkün olmayan bir rahatsızlık. Çok değişik bir şey. Genellikle bağışık sistemi zayıf olanlarda, kanser hastaları, AIDS hastaları, diyabet hastaları gibi ağır bağışık sistemi çökmüş olan hastalarda yükseliyor ve genellikle COVID nedeniyle tedavi olanlar, ağır kimyasal ilaç kullananlarda bağışık sistemi çöktüğü için COVID tedavisi olanlarda gözüküyor. COVID sırasında, yani korona nedeniyle çok ağır ilaç kullanıyorlar. Bu ağır ilaçlar bağışık sistemini çökertiyor. Onlar da gözüküyor. Adamın gözünü alıyorlar. Bazen iki gözünü birden alıyorlar. Bazen çene kemiğini dahi alıyorlar. Beyne ulaşmasın diye. Beyne ulaştı mı öldürüyor. 28 bin kişiydi Hindistan'da yakalanan. %50 ölümle sebep sonuçlanıyor diyorlar. Çok tehlikeli bir şey. Aylar önce söyledim ben. Dedim ki küreselci korona bitti deyince ne çıkacak? Korona yerine iki çeşit hastalık çıkacak. Bir, uyuşturma, unutturma, uyutma. Korona bitti diyecekler, şak. Herkes doktora gidecek. Uyuyamama, uyku daralma, sıkı uyanma, iç huzursuzluk, anksiyete, panik atak, depresyon, ölüm korkusu vesaire vesaire, psikolojik sorunlar nedeni herkes ilaç yazdıracak. Türkiye'de kullanılan antidepresan yıllık 50 milyon kutu. Katlanacak. Ve tabii ki öyle boş bir antidepresan vermeyecekler. Bağımlı hale getirecekler. İnsanları zombi gibi. İşe gel, işten gel falan filan, robot gibi kullanacaklar. Eskiden Moğollar Türk çocuklarını yapıyorlardı. Kendileri için kaçırıyorlardı. Zekasına, gücüne, kuvvetine inandıkları çocukları kafa derilerini yarıyor, kazıyorlardı. Üstüne de deve işkembesinden bir deri güneşin altında bekletiyorlardı. Çocuk beyni kaynıyor. Hafızası kayboluyor. Mankurtlaş kim olduğunu bilmiyordu. Onu robot gibi yetiştiriyorlar. Seni Türkler şöyle yaptı, böyle yaptı. Türk düşmanı yetiştiriyorlardı. Moğolların 1000 yıl önce yapmış olduğu insanlık dışı mankurtlaştırma denir. Şimdi küreselciler çipsle mipsle yapmaya çalışıyorlar. Yeni metotlar deniyorlar tabii ki. İşte yine bir ay önce söyledim, göz damlası. Herkes evine giderken göz damlası taşıyacak. Söyledim, 2 hafta önce çıktı. Bir ay önce söylemiştim. Bunun için kahin olmaya gerek yok. Zaten ilim adamları söylüyor. Abdullah Çiftçi söylüyor. Kaan Saraydın söylüyor. Vesaire vesaire. Söyleyenler çok. Onlar da dünyadaki her türlü gelişimi takip ediyorlar. Bu konuda uzmanlaşmışlar. Biz de acizane bir şeyler takip ediyoruz, bakıyoruz, görüyoruz. Ne oluyor, nereye gidiyor? Evet, herkes göz damlası. Şimdi ne yaptık? Göz için şöyle bir ürün ürettik. Ormus GMS G'ydi. İsmini değiştirdik. Ormus YBN yaban. Bir damla. İçine değil. Şöyle dişine sürüyorsun. Bu Ormus gümüşü biliyorsunuz. Koronaya yakalanan kişi 2 günde şak 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 iyileşiyor. Zaten denenmiş, etkisi ispatlanmış. Ormus gümüş. Etkisi ispatlanmış. Zaten biliniyor. Onu geliştirdik. Ormus GMSG yaptık. Bir doktor dostumuz, ya başka isim olsaydı, işte göz koronaya iyi gelseydi, katarakta iyi gelseydi, sarı nokta hastalığında iyi gelseydi, aynı zamanda göz hastalıklarını da tedavi etseydi, sadece antibiyotik özellikleri değildi, daha iyi olur dedi. Haklısın dedim, zaten öyle bir şey üretecektik, fakat orma yebene, yani orma yaban
Fakat maliyet açısından her ürün üretmek için bakanlığa müracaat ettiği 10 bin lira cebinden çıkıyor. 10 bin lira ürün satacağını, satmayacağını onu hiç hesap etmiyorlar. Önce parayı ver. Dosya parası, kayıt parası falan filan. Otomatik. Bunu yapmayan firmalar ne yaptı? Merdiven altı gitti. 10 bin şirket var bu sektörde, 9.980'i merdiven altında. Adamlar satıyor. Nerede üretiyor? Nasıl üretiyor? Hiç belli değil. Kayıt yok, kuyut yok. Hepsi merdiven altına kaçtı, kayboldu. 10 bin şirketin 9.980'i ortada yok. 20 şirket var veya 25, bilmiyorum, belki artmıştır. Kayıtlı kuyutlu bunların da %90'ı, 95'i hatta fasoncu. A firmasını arıyorlar. Bana şöyle bir şey üret abi. İşine ne kuzu belli değil. Yani böyle saçmalık. Devletin teşvik etmesi lazım. Köstek olmaması lazım. Avrupa'da, Amerika'da, Asya'da her devlet, her hükümet bu sektöre yardımı, eline gelen her şeyi yapıyor. Dünyanın en tehlikeli hastalığı geliyor. Kara mantar, göz. Bazen iki gözü birden alıyorlar. Beyne ulaşmasın mikrop diye. Beyne ulaştı mı öldürüyor. Veya çene kemiğini alıyorlar. Genellikle ağır hastalara bulaşıyor. Yani bağışık sistemi güçlü olanında bir şey yok. AIDS hastası, kanser hastası, diyabet hastası, bağışık sistemi aşırı ilaç kullananlarda bağışık sistemi çöküyor. Evet. Biz tedbirimizi aldık kan dosu. Ne yaptık? Orme yebene. Yebene. Yaban. Yaban versin. Ama tabii yaban versin yok bunun içerisinde. Ginkgo glukoma karşı. Yaban mersini sarı nokta, göz kuruluğu, katarak vesaire için. Aslan yelesi hücre indir, DNA tamir eder, antiviral. Kortisep antibiyotik özelliğe sahip. Her türlü bakteri, virüs, mantara karşı. Artı bor, çinko, mangan, demir, bakır, sodyum, potasyum, magnezyum vesaire vesaire. İçer. Yeni ürün. Bir damla yetiyor. Bir damla sağ göz, bir damla içine damlatmıyorsun. Dışına, içine damlatsa da bir şey olmaz da dışına şöyle sürdüğünü geçiyor. O zaten 26 saniyede bütün vücudunda. 26 saniye. Cildimiz nasıl? Aynı sünger gibi. Bir damla damlattığınızda buraya bir damla sıvı, fark etmez sıvı. Buraya damlattığınızda bir damla, bu biraz işte şöyle 26 saniye kana karışır, bitti gitti. 26 saniye. Yani ha gözüne damlatmışsın, ha üstüne damlatmışsın, fark etmiyor. 26 saniyede bütün vücut. Çünkü kalp o kadar hızlı çalışıyor ki elhamdülillah saniyede kaç, yani bir günde 7 ton 200 litre kan pompalıyor. Hesap ettim. 7 ton 200 litre, 5 litre kan olduğunu düşünün. Kaç defa dönüyor vücutta? 1500 defa 5 litre kan vücudunuzda dolaşıyor. Evet. Kara mantar hastalığı Hindistan'da çıktı, Irak'a, Mısır'a geldi. Şimdi de Meksika'da görüldü. Hindistan'da çıkan bir hastalık nasıl Meksika'ya gitti? Bu da bir küreselci oyunu. Küreselcilerin yapmış olduğu biyolojik bir silah. Ben şimdi de söylüyorum. Adamlar zaten söylüyor, kaçırmıyor, gizlemiyorlar ki. Biz nasıl olsa dünyanın efendisiyiz diye görüyorlar kendilerini, haşa. Efendisi değil, haşa, kendilerini ilah gibi görüyorlar. İnsanları da sömürmek, varlıklarını,
canlarını, mallarını, özlerini, her şeyini kendileri için helal görüyorlar insanlar. Çünkü şeytana tapıyor adam. Şeytanın pisliği bunlar. Dünyada düşünün, paradan başka bir şey düşünmüyorum. Düşünün, dünyada ilk 8 milyar insanın mal varlığı, yani 200 ülkenin mal varlığı 80 trilyon dolar, 2000 küreselcinin mal varlığı 260 trilyon dolar. Dünyadaki bütün insanlardan 3,5 kat daha zenginler ve dünya bizim diyorlar ve ya her istediklerini yapıyorlar. Dünyada 16 uluslararası örgüt direkt onlara kontrolü. Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Ticaret Örgütü, Dünya Bankası, dünya ile ilgili bütün kurumlar onların elinde.